Sevgili arkadaşlar merhaba. Türkiye Diyanet Vakfı Gençler Camii'de programında bu hafta Haseki Bahçı Mahmut Camii'ndeyiz. Yanımda Ömer abim, Ömer arkadaşım var. Hoş geldin Ömer abi. Hoş bulduk. Nasılsın abi, iyisin inşallah. Şükürler olsun, sen nasılsın? Çok şükür ben deyim, Allah razı olsun. Eyvallah. Nasıl gidiyor abi, ne var ne yok? Koşturuyoruz, mücadele ediyoruz, uğraşıyoruz. Davet ediyorsunuz, geliyoruz, mutlu oluyoruz. Güzel gidiyor. Eyvallah abi, ayağına sağlık diyelim o zaman. Eyvallah. Şimdiden. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Neler yaparsın, nelerle uğraşırsın? Şöyle bahsedeyim kısaca, hızlıca. Evet. 89 İstanbul doğumluyum. Aslen Bilecikliyim. Kütük'te Gölpazarı yazar ama Söğüt'e kayıya kadar gider soyumuz. İstanbul'da bir dönem hayatımın kötü diyebileceğimiz imtihanın içerisinde olan hadiselerin ardından hayatım kültür sanatla camiasıyla tanıştı. Kendimizi geliştirdik, eğittik. Tiyatro alanında, eğitimcilik alanında, yazarlık alanında, medya alanında projeler yapmaya başladık. Yapmaya devam ediyoruz. Allah kolaylık versin abi. Allah razı olsun. Aslında şu daha çok benim dikkatimi çekiyor. Hem yönetmen, hem yazar, hem yapımcı. Hepsini bu yaşına nasıl sığdırabildin? Bu kadar tecrübe nereden kaynaklanıyor, nereden geliyor? Çok iş bilen işsiz kalır diye bir atasözü var biliyorsun. Evet. Böyle bu muhabbet açıldığında hep o cümle gelir aklıma. Hı hı. Yani onun o zaman özüne ineyim. Ben aslında muhafazakar, dindar bir ailenin evladıyım. Babam benim Mevlid Han'dır. Yani hep hocalarımızla, kıymetli insanların içerisinde yetiştiğim bir çocukluğum oldu. Bunun üzerinde de işte manevi alanlarla ilgili eğitimim devam ederken 14 yaşlarındayken başıma bir kaza geldi. O kaza benim hayatımı biraz dengesini bozdu. Büyük bir trafik kazasıydı. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. O kazanın ardından tabii yapacağımız planlar, programlar, hayatımızla ilgili aldığımız kararlar başka bir evreye döndü. Mecburen artık o bize kazadan gelen sorumluluğun ona göre bir hayat çizmemize vesile oldu. O süreçte ben de tiyatroyla tanıştım. 10-11 yaşlarında zaten yazıyordum bir şeyler. Yani ben sözel zekalı bir kardeşinizim. O matematik dersinde bile hani öğretmen matematikle ilgili formüller anlatırken ben arka sırada oturur matematik defterine şiirler yazan bir çocuktum. Oradan gelen bir yaratılıştan gelen o yeteneği işte 17-18 yaşlarında tiyatroyla tanışarak farklı bir evreye döndürdük. Sonra eğitimler aldık. Çeşitli tiyatro, diksiyon, şan, işte geleneksel tiyatro, modern tiyatro, tiyatro tarihi birçok eğitim aldık. Bu eğitimlerin üzerine de Allah ne takdir ettiyse o alanda öğrenerek ve öğreterek ilerlemeye çalıştım. Bu serüvende önüme ister istemez tiyatro ve yazarlıkla başlayan serüvende farklı kültür sanat dalları da çıkmaya başladı. Ben de her girdiğim mecrada hem öğrenerek hem de ilerleyerek hareket etmeye gayret ettim. Bize sektörde alaylı derler. Konservatuvar mezunu ya da bir görsel sanatlar, sahne sanatlarından eğitim almadan ilerleyen insanlarız. Allah nasip etti, biz de ilerledik. Yani o hızın, az önce sorduğun sorudaki o hızın takdiri bende değil. Onu bilmiyorum nasıl oldu yani. Tabii abi, sende de bir istek olmasa bu kadar hızlı olmazdı tabii ki. Yani 11-12 yaşlardan beri karaladığından bahsediyorsun. Eyvallah. Yani dünyanın çok ciddi bir problemi. Bunu deyince her insan keşke istediği mesleği yapabilse bu hayatta. Keşke. Çünkü yani bunu ülkemiz, ilimiz, şuyumuz, buyumuz demiyorum. Genel olarak dünyanın bir problemi bu. Belli yaşlarda, aslında çok küçük yaşlarda bir insanın potansiyeli ortaya çıkıyor. Ben her insanın ayrı bir alem olduğuna inanan bir insanım. Yani elhamdülillahi rabbil alemin ayetindeki
alemindeki o alemler ibaresini farklı farklı evrenler, gezegenler, canlılar olarak da algılayabiliriz. Farklı da algılayabiliriz. Ben her insanın içerisinde bir potansiyelle yaratıldığına inanıyorum. O insanların aslında çok küçük yaşlarda ne olacakları yavaş yavaş küçük nüanslarla ortaya çıkıyor. Ama maalesef farklı noktalara evriliyor hayatları. Bir işçi emeklisinin aslında çok güzel bir ressam olabileceğini biz öldükten sonra, rahmetli olduktan sonra evindeki çantasındaki kendi halinde çizdiği resimlerden anlayabiliyoruz. Ya da tarih edebiyatçılar da var öldükten sonra eserleri basılmaya başlayan. Yani dediğim gibi küçük yaşlarda bu potansiyeli keşfettik ve onun üzerine doğru ilerledik. Böyle. Yani insanın en iyi doktoru kendisidir diyebilir miyiz Ömer abi? Ya aslında öyle. Hani kendimizi ne kadar tanırsak, kendimizi ne kadar bilirsek, bu benlik işin negatif ve kötü tarafı. Ama kendimizi bilmek işin pozitif ve iyi tarafı. Yani kendimizi ne kadar bilirsek o kadar doğru hamleler yaparız. Gerçi bu doğru hamleleri yapabilmek için de, kendimizi bilmek için de yaşadığımız olumsuz tecrübelerin de etkeni çok fazla. Dediğin söz muteber. Olumsuzluklardan ders çıkarmamız gerekiyor yani. Muhakkak. Olumsuz her şey. Yani aldığımız kötü bir kararın bile bize seneler sonra nasıl bir pozitif bir sonuç vereceğini o an bilemeyiz. Evet. Ama yıllar sonra görürüz yani. Bu böyledir. Peki, bir de gençlerle bir tiyatro çalışması yürütüyormuşsun abi, özellikle liseli kardeşlerimizle birlikte. Eyvallah. Onun hakkında da biraz bilgi alabilir miyiz senden? Ondan da bahsedeyim. Pendik Belediyesi ile ben İstanbul Pendik'te yaşıyorum ve Pendik'te ikamet ediyorum doğduğumdan beri. Pendik Belediyesi geçtiğimiz Kasım aylarında, daha evveliyatı da var projenin de, hemen artık sürecin başlangıcını bahsedeyim. Bir proje başlattı. Evet. Biz de projeye dahil olduk. Bu projenin belediye kanadı var. Bu projenin Milli Eğitim Müdürlüğü kanadı var. Bu projenin özel bir tiyatro kanadı var. Biz de belediye bünyesinde, proje bünyesinde tiyatro koordinatörü olarak görevlendirildik. Lütfettiler. 12 tane lisemiz var. Bu liseler Milli Eğitim Müdürlüğü ile anlaşmalı şekilde yapılıyor. Bir de Pendik Belediyesi'nin bünyesinde 18 yaş ve üzeri için hafta sonları verilen bir sınıf var. Toplamda 12 sınıfımız var. Ve 12 sınıfta biz tiyatro eğitimi veriyoruz. Burada alanında etkin hocalarımız, işte işin belediye ve Milli Eğitim kanadı ile birlikte bu projede görev yapıyoruz. Haftanın 5 günü çeşitli okullara gidiyorum. Derslere katılıyorum. Projenin koordinasyonunda diğer belediyedeki ve tiyatro kanalındaki ve Milli Eğitim kanalındaki koordinatör hocalarımızla, öğretmenlerimizle birlikte, tek koordinatör değilim. Bu projeyi götürmeye çalışıyoruz. Ben böyle bir proje içinde olduğum için mutluyum. Çünkü insan yetiştirmek olarak bakıyorum tiyatroya. Yani tiyatroya benim bakış açım biraz farklı. Günümüzde ülkemizdeki birçok tiyatrocudan farklı. Benimle hemfikir olanlar, bana yakın düşünenler de olabilir. Ama ben sadece bir sanat olarak görmüyorum. Çünkü tiyatro bütün dalları içerisinde barındırdığı için, bütün sanat ve kültür dallarını içerisinde barındırdığı için biraz insan yetiştirme odaklı bakıyorum. Ve bunun da 15, 16, 17 yaşlarındaki gençlerimiz, kızlarımız, erkeklerimiz, bu çocuklara hitap ettiğimizde daha doğru sonuçlar alabileceğimize inanıyorum. Kesinlikle. O yüzden öyle. Peki genç kardeşlerimizin tiyatroya karşı tepkisi nasıldır? Onu çok merak ediyorum. Yani 400'e yakın öğrencimiz var bu projede. Bu proje haricinde benim kendi farklı özel ders ya da farklı kurumlar altında öğrencilerimiz de var. Yani şu ana kadar her şey pozitif gidiyor. Mutluyuz. Çocuklarımızla da ilgileniyoruz. Yani sadece sanat öğretmiyoruz. O çocukların bir derdi olduğunda onlara da bir çözüm aramaya çalışıyoruz. O çocukların bir sıkıntıları olduğunda onlarla oturup paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz. Bu da aslında tiyatronun içinde olan bir şey. Ya benim gözümde zaten aslında sanat insanın kendi iç sıkıntısının çığlığıdır diyebiliriz. Yani orada
sosyal hayatında, kendi özel hayatında yaşadığı sıkıntıları sahne önünde veyahut da yaptığı bir sanatla, bir etkinlikle dışarı atabildiğini ve onlardan uzaklaştığını düşünüyorum ben şahsen. Şahsen ben öyle yapıyordum ki daha önceki yaşlarımda diyebilirim. Eyvallah. Yani güzel bir cümleymiş. Sevdim. Sana aitse daha da güzel. Çok güzel. Yani insan, ben yazarlıkta o hissiyatı, bahsettiğin hissiyatı yazarlıkta yaşıyorum. Mesela bazen kendimizi karşımızdaki kişilere anlatamayız. Evet. Eşimize de anlatamayız, anne babamıza da anlatamayız, evladımıza da anlatamayız. Ama bir kalem, bir kağıt alırsak o psikolojik olarak bize aslında doğal bir terapi olur. Evet. Ya da bir resme dökeriz ya da bir beste yaparız, enstrümana dökeriz. Yani katılıyorum ve çalıyorum sözünü. Allah'ım senin olsun, güle güle kullanın. Eyvallah. Peki şu an önümüz Ramazan, az kaldı inşallah haftaya Ramazan'ın ilk gününü idrak edeceğiz hep birlikte. Eyvallah. Bu konu hakkında gençlerle herhangi bir çalışmanız var mı? Ramazan da, çok güzel, buyur. Ya da Ramazan'da bu Hacivat Karagöz davası nereden geliyor? Hacivat'la Karagöz'ün kökeni aslında tam net bir şey dersem, biri der ki hocam sen bunu dedin ama böyle. Başka bir şey desem öbürü der ki hocam sen bunu böyle dedin böyle. Yani çok eskilere dayanan bir şey. Çok kısaca yine o konuda da şöyle bilgi vereyim. Yani Çin'de de var. Çin'de farklı de isimle. Başka ülkelerde de var farklı isimlerle. Ama bizim kültürümüzde Karagöz Hacivat bir gölge tiyatrosu tırnak içinde tabiriyle yapılan bir sanat ve geleneksel sanatların içerisine ta Osmanlı zamanında çok eskilerde girmiş bir sanat. Aslında bir çocuk oyunu değildir. Bakın mesela bugün çocuk oyunu olarak birçok yerde sunum yapılıyor. O gölge tiyatrosu tabirine de mesela benim hocalarımdan biri vardı. Gölge olması için gölge olması gerekir derdi. Biz orada yansıtıyoruz, aksettiriyoruz perdeyi. Karagöz gölge oyunu değildir derdi. Evet, doğru. Alpay Ekler hocam, bize Karagöz sanatını öğreten hocamız. Kendisine de hürmetler, selamlar. İzlerse, duyarsa. İşte gölge tiyatrosu oyunu ya da işte çocuk oyunu gibi anlatılır ama kökeni geleneksel temaşa tiyatrosuna bizde dayanır. Eskilerde kıraathaneler, şimdi kıraathanelerin amacı farklı. O dönemlerde kıraathaneler toplanılan, sohbet edilen, istişare edilen, ilim ve bilim konuşulan mekanlar. O dönemlerde işte meddah gibi meddahlarımız, stand-up'ın atası bizde, meddah dediğimiz. Evet. O dönemlerde kıraathanelerde yapılan, geleneksel yetişkinlere yapılan, kıssadan hisse içeren hikayeler, oyunlardı, piyeslerdi. Günümüze doğru evrildi. Böyle birkaç bilgi vereyim bu konuda yani. Çok detayına girersek ders tabii olur, ders de ücrete tabi. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah abi. Abi ayağına sağlık, ağzına sağlık. Eyvallah. Gerçekten çok keyifli, çok güzel bir programdı. Eyvallah. Çok memnun oldum seni tanıdığıma ve bu programı seninle çektiğimi. Eyvallah, eyvallah. Ay baştan kapanışı yapmamız gerekiyor ama var mıdır son bir söylemek istediğin şey? Şöyle söyleyeyim, ben de çok mutlu oldum beni çağırdığınız için. Ümit Özdemir hocamıza, sana ve kamera arkasındaki arkadaşlarımıza, Türkiye Diyanet Vakfı'na, herkese teşekkür ediyorum. Çabaları, gayretleri içinde dualarımı ekliyorum peşine. Bizler her zaman buradayız. Yolumuz bir, yolculuğumuz bir. Allah daha iyi etsin. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederiz o halde. Kapanışa geçelim. Türkiye Diyanet Vakfı Gençler Camii'de programında bu hafta Haseki Başçı Mahmut Camii'nde Ömer abimle birlikteydik. Haftaya farklı bir camide tekrardan karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.